Evet arkadaşlar mefuller konusunda son mefulümüz mefulü mea geldik. Bunu da anlatıp inşallah bu konuyu bitirip e, uygulama sorularına geçeceğiz. Mefulü mea nedir? Beraberlik anlamındaki mea manasındaki vavdan sonra gelen ve fiilin kimin eşliğinde yapıldığını bildiren mansup isimdir. Yine mefulü mahta diğer mefuller gibi mansuptur. Buradaki vav harfine maiyet evet beraberlik yani vavu maiyye ayın ile arkadaşlar. Maiyet diyoruz ama aslı ayınla maiyye birlikte ile beraberlik vavu denir. Vavu maiyet ve mefulü mahta sadece bu vavdan sonra gelir. Evet. Tabii ki bu vavın atıf vavıyla karıştırılmaması lazım. Dikkat etmemiz lazım. Atıf vavı olmadığının alameti arkadaşlar kendisinden önceki kelimenin olup olmadığına bakacağız. Mesela buradan meşeytu ben yürüdüm ve şatıa demiş. E şatıa kelimesi nasıl olmuş değil mi? Tamam. Peki e, vavdan önce bir şey var mı? E, yok. Demek ki bu atıf vavı değil. Bu bir. İkincisi kendisinden önce e, ee, kelime varsa hani onun irabına bakacağız. Kendisinin önceki kelime naspta, nasp bu da nasb gelmişse belki oraya atıf edinmiş, edilebilmiştir. Eğer kendisinin önce bir kelime yoksa o zaman burada nasp olup olmadığına bakacağız. Meşeytü ben yürüdüm ve şati el bahri sahil boyunca yürüdüm. Şatıya burada mefulü. Meahtır. Fetayla ile nasb olmuş. Muzaf. Bah muzaf elekti. Buradaki vav vavu maiyettir. Maiyet vavu. Cittü. Ben geldim. Ve demiş. Bak buradaki vav atıf vavu olsa halitten önce bir e, kelime olması lazım. Eğer şöyle olsaydı. tu. Ene. Ben geldim. Ve haliden. Cittü. Ene ve haliden. Veya cae. Hasanen ve haliden. Hasan ve Halid geldi. Şeklinde olsa o zaman buradaki atıf vav. Ama ciddu ve haliden Halid ile beraber geldim anlamında. Haliden burada mefulü meahtır. Vav, mef, vav e, maiyyettir. Fe, Laf fetayla nasip olmuştur. Mefulü meah oluşması için gerekli olan şartlar. Vav harfi mea ah manasında olacak. Maiyet vavı olacak. Atıf harfi olmayacak. Vavın öncesinde cümle olmalı. Yani vavdan öncesinde bir cümle olmalı. Vavdan sonra gelen isim cümlede fazla olmalı. Yani onsuz da cümle fazla derken, yani o vavdan sonraki cümle, cümleden atıldığı zaman cümlenin e, arkadaşlar e, şeyi bozulmayacak. Yani anlam e, tamamen anlamı yok olmayacak. Yine bir cümlenin cümleye ait bir anlam olacak. Yani isteyqada uyandı el veledu çocuk ve tulu el feci güneş doğuşuyla güneşin fecrin doğuşuyla çocuk uyandı. Şimdi buradaki tulu el feci'yi attım. İsteyqada çocuk uyandı. Güneşin doğuşuyla uyandı. Mana aynı değil ama yine bir mana var. Herhangi bir uyanma anlamındaki fiil bozulmadı. Yine aynı fiil yapmış oldu. Bunu söylüyor arkadaşlar. Evet. Zaten bakıyorum tuluva şekli nasip etmiş vav'dan sonra. E peki bu vav atıf vav mı? Öncesine bakıyorum var mı? Öncesindeki velet kelimesi merfu gelmiş. O zaman demek ki bu tulu nasip geldiğine göre bu atıf değil. Atıf olsa el velede olması lazım. Ama olmadığına göre buradaki vav vav mayyet tulu burada mefulu meahtır. Muzaf fecr muzaf ilehtir. Lafzen fethelen nasip olmuş tulu. Fecr muzaf olduğu için lafzen esreyle cer olmuştur. Dikkat demiş. Mefulü ma'nın öncesindeki vav harfi iki durumda mayyet vavı olur. Mana yönünden atıf vavı yapılması mümkün değilse. Aynen yukarıda söylediğimiz gibi. Sirtu ve tarika. Evet. Yol boyunca yürüdüm. Tarikayı nasip eden şey. Vavdan önce bir kelime var mı? Yok. Demek ki ben bu tarikayı öncesinde e, asla bir kelimeye atfedemem. Mümkün değil yani. O zaman bu mayyet vavıdır. Mefulü meahtır tarik. Yol boyunca yürüdüm. İki, graver yönünden atıf vavı olması mümkün değilse. Cittu ve haliden. Cittu ben geldim ve haliden. Halitle beraber. Merartu uğradım bir kez sana. Ve ehake kardeşinle beraber. Şimdi cittu ben geldim ve haliden. Halitle beraber. Eğer öncesine cittu ve ene, cittu ene ve haliden. Ben ve halit geldim olur. Ben, ben geldim. Ve Halit, Halit de geldi. O zaman atıf vavi olur. Mesela merartu <laughs> ben uğradım. Bike, sana uğradım. Daha kime uğradım? Eğer buradaki vav, atıf vavi olsaydı, atıf vavi olsaydı, buradaki ehayi ne yüze atfedecekti? K üzerine değil mi? Sana uğradım. Daha kime uğradım? Ama burada B harfi celi var. B harfi ceri bunu cer etmiş, mahallence etmiş. Ah eh kelimesinde cer etseydi o zaman ve ahike olacaktı. Buradaki esma-i hamsi olan eh kelimesi nasb alameti elifledir, cer alameti ye iledir. K üzerine atfetseydik ve ahike ben sana uğradım ve yine ben senin kardeşin adım. Yani sana da uğradım, kardeşine de uğradım. İkinize ayrı ayrı uğradım. Veya ikinize uğradım. Ama burada e, nasb olarak gelmesi bu vavun atıf vavu olmadığını gösteriyor. Merartubike ve ehake. Kardeşinle beraber sana uğradık. Evet. Kardeşinle beraber sana uğradık. Evet. Kardeşinle beraber sana uğradım. Yani biz uğradık sana diyor. Peki birinci cümlede muttasıl bir zamir atıf yapabilir önce o zamir munfasıl bir zamirle tehdit edilmesi gerekmektedir. Yani ene ile diyor. Ciddu ene ve halit. Yukarıda söylediğimi söyle. Ben ve halit. Eğer ene zamiri gelseydi munfasıl zamir o zaman buradaki vav atıf vavi olurdu. İkinci cümlede ise cer durumundaki bir zamir atıfta bulunabilmek için harfi cerin tekrar etmesi gerekmektedir. Yani merartu bike ve bi ahike. E Burada illa b getirmesine gerek yok. Merartu bike ve ahike e de deseydi buradaki Y'den ben anlardım ki buradaki e, bike üzerinden matuf etmiştir. Birden çok faile ihtiyaç duyan yani meydana gelmesi için birden fazla fail gerektiren müşareket ifade eden fiillerden sonra gelen vav harfi atıf harfi olup sonrasındaki isim meful mah olmaz. Evet, İştereke ortak oldular. Şimdi ortak olmak için arkadaşlar en az iki kişiye ihtiyaç var değil mi? İki kişiye yani bir kişi ortak olamaz. O yüzden diyor ki ortak olma fiilinde iki fail lazım. Selim ve Salih. O zaman buradaki vav vavu mayyet değildir atıf vardır. Selim ve Salih ortak olur. Kucaklaştı diyor. Kucaklaşma için tefaül babından geliyor. İki kişiye ihtiyaç var değil mi? Tek başına kucaklaşılmaz. Kim? Sadık ve Halit. Mesela katele savaştı. Savaşma için en az iki e, şey olması lazım. İki kişi olması lazım. Tefaül babından ya da müfale babından müş, müşareket ifade eden fiillerden sonra gelen vav unutmayalım arkadaşlar. Ortaklık işaret eden, ifade eden fiillerden sonra gelen vav, mayyet vavı değil, meful-i maah olamaz. Atıf vavıdır. E bu kısaymış arkadaşlar, azmış. Uygulama sorularına geldi. Kaç dakika oldu? 8 dakika oldu. Aşağıdaki cümlelerle geçin. Cümle halindeki mefulü tevlediniz elli muzari. Yesurruni beni mutlu ediyor. Serra yesurru beni mutlu ediyor. Ni buradaki serra yesurru fiiline bitişen mansup muttası zamir. Nun kaynaştırma nunudur. Y'den dolayı geliyor. Fiile bitişen mansup muttası zamir onun mef'ulü kimi Mutlu diyor. Kimi sorusun cevabı beni veriyor bana. O zaman burası mefuldür. Zamir olduğu için mahallen mansup. Beni ne mutlu ediyor? Entesume, senin oruç tutman. Beni ne mutlu ediyor? Ne sorusunun cevabını alıyorum. O zaman bu cümle şekline gelen faildir. Ne zaman yamal isteyin? Pazartesi günü senin oruç tutman beni mutlu ediyor. Buradaki yamda arkadaşlar mefulun fihtir, mefulun fihtir. Entesume faidir. Bunu diyor ki normal mastara çevirelim. Tamam. Yesurruni beni muddedüne sıyamuke senin oruç tutmanın. Yevmel isneyin. Sıyamu diye raf okumamın sebebi nedir arkadaşlar? Burada fail olduğu için. Ne sorusun cevabını aldığım için. O hep bu seviyorum. Neyi seviyorum? Neyi sorusunun cevabını aldım. Bak. Seven benim faili tahtında ene. Entesume oruç tutmanı yevmel isneyin. Senin pazartesi günü oruç tutmanı. Yevm yine arkadaşlar mefulun fihti. Neyi seviyorum? Oruç tutmanı. Neyi soruyorsun cevap bana mefhul O zaman o hep bu seviyorum. Sıyameke. Sıyame diye fetalı niye getiriyorum? Çünkü mefhul konumunda olduğu için. Eşkuruke. Sana teşekkür ediyorum. Niçin? Li entesume. Oruç tuttuğun için yevmelis neyin? Pazartesi günü. yevmeler hep mefulün fi. Pazartesi günü oruç tuttuğun için niçin sana teşekkür ediyorum? Teşekkür etme sebebine oruç tuttuğun için. Yani eşkuruke lisiyamike. Buradaki mim harficerden dolayı her ne kadar harfi dolayı esre gelse de arkadaşlar li siyamike mefulüm li ecli olup mahallen mansuptur. Mahallen mansur. En tesume oruç tutman yevmel isteğin pazartesi günü hayrun hayırlıdır. Senin için hayırlıdır. En tesume oruç tutman arkadaşlar nedir bu? Mastar müevvel olarak getirmiş. O zaman e, müpteda konumundadır. Cümle olarak gelen müptedadır. Cümle olarak gelen müpteda. Ne zaman? Yevme Bak şimdi. Burada güzel bir şey var. <laughs> Senin pazartesi günü oruç tutman. Burası müptedadır. İsimle başladı değil mi bu? İsimle başladı burada. Evet. İsimle başladı. Burası müpteda. Ancak müpteda ne olarak geldi? Cümle olarak geldi. Tesumu fiili var burada. Ha, şimdi burası o zaman iş değişir. Tesumu fiilinin tahtında mutlaka bir fail olmak zorunda mı? Zorunda. Tesume kim oruç tutması? Senin. Ente. O zaman fiil fail var mı? Var. Burada fiil fail varsa buradaki yevmi de meful olur. Mefulun fihtir. Meful olur. Hayrun haberdir. Haber leke, senin için. Buradaki lam her ne kadar için anlamı verse de oruç tutmasını niçin yaptığını söylemiyor. Yani senin için. Mefulun bir gayri sarı arkadaşlar buradaki. Evet. Normalde burada e, en tesumu olmasaydı. Mesela yawmel isneyn. Pazartesi günü. Pazartesi günü. Nedir? Mesela yevmün bir gündür. Nasıl cemilün güzel bir gün veya haftanın başıdır iptidaül usbu. İptidaül usbu. Haftanın başıdır. Bedül usbu. Bidayetül usbu ya da. E haftanın başıdır bidayetül usbu. O zaman oradaki ya mübteda olacaktı. Mefulün fi olmayacaktı. Yani bir zaman e, bildirmesi her zaman mefulü olmaz. Ama burada müpteda cümle olarak geldiği için şu fiilin tahtında fiil fail cümle olduğu için o yüzden mefulü diyoruz burada. Onu anlatmaya çalışıyorum. En olan müptedayı evet müfrede çeviriyoruz. Sıya muke senin oruç <laughs> tutman ne zaman oruç tutman? Yevmel isneyin pazar ile hayru Peki buradaki yevmel Bu da mefulü. Neden? Çünkü burada sıya mastardır mastar ne yapmış? Amel etmiş değil mi? Kendisine meful almıştır arkadaşlar. Bunun tahtında ne fiili var? me fiili var. Oruç tuttu fiili var. Evet. Peki. Burada kalalım arkadaşlar. Bu beyt var. Beyte bakmamız lazım. Ayetler var. bitiyor. Peki bir sonraki videoda arkadaşlar bunları yapmaya çalışırız. Ondan sonra da uygulama sorularıyla bu üniteyi bitirmiş oluruz. Anlattıklarımızın en güzel şekilde anlaşılabilmesini temenni ediyorum arkadaşlar. Çalışmanıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.